Orada da 8 kotamız var. O da dün akşam açıklandı biliyorsunuz. Maalesef orada iki sporcumuzun yani yanlış bir karar diyeyim açıkçası. Ben böyle bir kararı hiç hayatımda görmedim. Yani mesela döndüğü Yeşilyurt için olimpiyat kualifikasyon maçları bitti. Dünya sıralamasında ikinci. Hiç olmayan bir yere Mısır'a mesela hafta sonu Cuma gün test için çağırdılar. Biz de bunun olmayacağını, böyle bir kararının yanlış olduğunu biz bildirdik. Paralimpik, Türkiye Paralimpik Olimpiyat Komitesi'yle de bunu paylaştık. Ve C1 ömür boyu, 2022'de ömür boyu rapor olan döndü. J2 olarak Mısır'da teyit edildi. J2 olunca da top otomatikman olimpiyat hakkı elinden almış oldu. Biz de bunu Dünya İPSA'ya ve Dünya Paralimpik Olimpiyat Komitesi'ne bunu bildirdik. Bunun sporculuk, olimpik ruha hiçbir şeye uymadığını, yani böyle bir şeyin olmayacağını, bunun kural hatası olacağını. Biz bunlarla mailleştik, yazışmalarımızı yaptık ama baktık ki bu işin canı biz de KASK'a başvurmayı karar verdik. Avukatlarımızı tuttuk. Çünkü bu çocukların hakkını korumak bize vebal. Çünkü bu çocuklar gerçekten hani şu olsa desem ki sahte raporları vardı, şu vardı, bu vardı. Çocuk 3-4 yıldır bu olimpiyat için puan topluyor. Maçlarına girmiş, puanını toplamış. Ömür boyu senin doktorların karar vermiş. Şimdi diyorsun ki olimpiyata gidemez, J2 bu. Olmayan bir şey. Yani biz de bununla ilgili söyledik, yazdık. Olimpik ruha uymadığını, bu sporcunun hakkını sonuna kadar savunacağımızı ve bunun da ne varsa maddi manevi olarak kesinlikle karşılanacağını düşünüyorum. Çünkü yanlış bir karar. Alınan karar tamamen spor dışında. Zeynep için de yani orada da doktor kontrolünden geçemedi. Zeynep J2 idi. Tabii bu branşta biz yeni bağlandı. Bazı şeyler çok oturmuş, sistemli değil. Biz de yeni yeni alışıyoruz. Doktorların çalışma sistemleri çok sportif açıdan, centilmence ve sportif ruha uygun değil. Öyle gördük. Şimdi inşallah bunlarla ilgili de raporlar hazırladık. Ben Dünya Judo Federasyonu Başkanı'na bir rapor sunmuştum. Şimdi en son bunlarla beraber de tekrar sunacağım. Çünkü Dünya Judo Federasyonu destekliyordu İPSA Judo'yu. Ve bu şekilde de hareket ediyorduk. Ama burada oluşan bu algı maalesef gerçekten bu olimpik ruha uygun olmayan hareketler oluyor. Buradaki doktorlarından, yöneticilerinden oluşan. Ama tabii bizim için önemli olan, tabii biz 10 kişiyle hedefliyorduk ki çok yakındık. Çünkü bu iki sporcumuz da rank liste birinci sıradaki çocuklardı. Yani olimpiyatta madalyaları garanti olan çocuklardı. Ama biz şu anda 8 kotamız var. 8 kotayla da inşallah orada gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tabii ki orada da madalyalar bekliyoruz. Madalya alacak sporcularımız var. Gönül ister ki hepsi alsın. Çünkü ben inanıyorum ki bu çocuklar özel sporcular. Yani gerçekten bu zorluklarda, bu zor şartlarda hem engelli olmalarına rağmen hem de böyle bir zor branşı seçip yapmaları benim için ayrı bir özelliği var. Onlara genellikle de bütün imkanları sunmaya çalışıyoruz. Ki şu anda onlar da kamptalar. Aşağı yukarı bu yıl boyunca başladığımız belki 12. kampları falan. Sürekli kamplarda tutup onları da beyaz şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani eminim Paris bizim için ve görme engelli sporcularımız için güzel bir başarı noktası olacak. Hem normalde 8 kotamız hem de görme engelli 8 kotayla bu olimpiyatı 16 sporcuyla temsil edeceğiz. O bizim için güzel bir sonuç. Önemli olan genç bir jenerasyon var. O genç jenerasyonun burada bir tecrübe ve madalyalar alıp 2028 için çok daha iddialı, çok daha programlı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Sayın Başkan, KASK'a gittiniz mi? Evet, bunu Olimpiyat Komitemiz yani Paralimpik Olimpiyat Komitemizle beraber başvurumuzu yapacağız. Şimdi dün başlandı. Bu hafta içinde yapmayı düşünüyoruz. Çünkü orada genel sekreterimizle Murat Aksu'yla da görüştük bu konuyu. Biz kendi normal olimpiyat komitesiyle de bu konuyu görüştük. Neşe Hanım'la falan da paylaştık. Bu alınan karar kendilerine göre maddeleri var. Ama hiçbir branşta böyle bir şey yok. Yani olimpiyat kualifikasyon maçları bitmiş, her şey bitmiş. Olimpiyat listesi açıklanmadan bir hafta önce çocuğu teste çağırıyorsun şikayet var diye. Neyin şikayetidir bu? Desem ki bir yıl önce çağırdın yaptın, kabulüz. 2022'deki doktorlarınız bu raporu ömür boyu vermiş. Sizin kendi doktorlarınız. O zaman kendi doktorlarınız arasında bir çekişme var veya bir çelişki var. Ve bu çocuğun hastalığı ilerleyen bir hastalık. 2 yıl geçmiş yani daha da ilerliyor. Rakip Hoca, Beyazıt Hoca bunlarda da baktılar.
Herhangi bir iyileşme, herhangi bir şey yok. Durma yok. İlerliyor. Yani normal zaten tavuk arası denilen hastalık zaten J1 ile başlıyor. Yani bunun J2 olma şansı yok. Çocuk sadece testte şöyle döndüğünde şurada bir çizgi görebiliyor. Onu normal müsabakada böyle dönüp de maç yapmıyor ki bu çocuk. Karşı karşı sadece ışıkla hareket edebiliyor. Ne diyorum? Yani burada kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir yol var. Ve ben de bunun arkasında sonuna kadar gideceğim. Yani kaskından da tutun, diğer bütün avukatlar ne varsa uluslararası tutup bu çocuğun. Ve ben de gerçekten de dün en son mailde de tehditvari bir mail attım. Yani bunun artık daha geri dönüşü benim için yok. Ne ceza verirse ben kabulüm, sıkıntı da yok. Ama çocuğun hakkını sonuna kadar savunacağım.